Halkın Emek Partisi'nden başlayarak DEP, HADEP ve de Halkların Demokratik Partisi'nin il ilçe yöneticiliğini, Barış ve Demokrasi Partisi'nin de genel başkanlığını yapmış bir siyasetçi, eczacı kişi zihniyetini öne çıkaran, parlamentoyu, yargıyı, yasamayı, yürütmeyi laveden, hepsini tek adamda toplayan, yetinmez askeri sivil bürokrasiyi, toplumun sivil demokratik kitle örgütlerini düşününüz, barolara yöneldiler. Düşününüz, yani aykırı olan, muhalif olan, farklı olan her kim varsa onu ortadan kaldırmak. Kars'ta, Ahmet'te, yani Diyarbakır ve Mardin'de de siyasi soykırım operasyonları yapılmaya devam ediyor. Yine bu süre zarfında da 15 farklı illerden toplamda 15 arkadaşımız daha tutuklanmış bulunmaktadır. Bugünün rakamıyla Halkların Demokratik Partisi'nden bize iletilen 7800 civarında il ilçe yöneticisi, parti genel merkez yöneticisi, parti meclis üyesi, belediye başkanı, milletvekili toplamda 7800 civarında arkadaşımızın tutuklu olduğu, 10 binlercesini denetimli serbestlikten imza karşılığında haftada bir ya da iki defa olmak üzere imza vererek evlerinde kaldıkları, evlerinde kalan önemli sayıda arkadaşın ayaklarına prangalar ya da bileklerine bilezikler takılarak cezaevi koşullarından azede kılındı. Temmuz 2016'dan bu yana Halkların Demokratik Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi başta olmak üzere bütün muhalifler olduğu gibi Kürtlere de, demokrasiden yana olan güçlere de büyük zulüm, büyük bir baskı ve işkence yaşatıldı, yaşatılıyor. Onu terörize edip vurmak, işte HDP'ye, içeride HDP'ye yüklenmek, %51'i sağlamak adına HDP'yi kolu kanadı kırılmış kırma yapmak istiyor, başarısız kılmak istiyor. Muhtemeldir 2023'e kadar götüremeyecekleri seçimin 2021 erken seçime sanki niyetliler gibi o zamana kadar muhalefeti ezmek, mutlaka seçim günü yapacakları hileler ya da bir kısım antidemokratik uygulamalarla sandıkta halkın iradesine müdahale edecekler. Sivil askeri bürokrasiyi, yasama yürütmeyi, yargıyı tek elde tutanın yapmayacağı kötülük, çirkinlik yoktur. Ama oraya gitmeden bu işi sahada HDP'yi ezerek, HDP'yi işlevsiz kılarak çözmek istiyorlar. Thank you.
15 Temmuz 2016'dan bu yana birçok ilimizde, ilçemizde onlarca kez yönetimler yenilenmek durumunda kaldı. Yani düşününüz, insanlar %70 oranında irade beyanında bulunup belediye eş başkanlarını, belediye başkanlarını seçiyor. Ama hükümet, İçişleri Bakanlığı keyfi davranıp ben beğenmedim deyip bir kısım kurtlar, bir kısım gerekçeler uydurarak hukuk üstü, hukuka rağmen kendine göre keyfi yaklaşıp insanları kriminalize edip hukuka da talimat ve emir vererek hukuk dışılığına savunmayı kendisine hak görüyor. Sadece milletvekilleri, belediye başkanları değil, sıradan insanlar bile artık ses çıkaramaz oluyor. Hak adaletten bahsedenler bile artık Facebook ya da sosyal medya üzerinden kendisini ifade eden, etmek isteyenlere bile kayyum atanabiliyor. Onların malına, mülküne el konulabiliyor. Büyük bir zulüm var. Yani bunun hukuki olmadığı, tamamen siyasi olduğu aleni açıktır. Benim söyleyeceğim, her şeyden önce evet seçim önemlidir ama biz ezilenler, biz yoksullar, biz mağdurlar, biz kaybedenler, ötekileştirilenler, yargının kırbacıyla zulmü yaşayanlar birbirimize güvenerek yan yana gelmeliyiz. Militarist, kemalist, ulus devlet onlarca yıl toplumun farklı kimliklerini reddederek herkesi Türk, herkesi İslam görme ısrarında bulundu. Ama buna rağmen toplumu canlı organizmadan hareketle toplumun farklı dinamikleri biz varız dedi. Demeye de devam ediyor. Kürt ortadan kalkmadı, bitmedi. Alevilik son bulmadı. Süryanilik, Ezidilik, farklı inançlar, kimlikler olarak varlığını sürdürüyor. Ama birçok etnik kimlik, yani Türkiye'de 36 etnik kimlikten, 3 semavi dinden, farklı inançlardan, insanlardan bahsedilir. Ama bugün birçok etnik kimlik asimilasyonist politikalarının ortadan kaldırıldı. Kürt'ün de, Ermeni'nin de, Süryan'ın da, dini bütün dindarın da, Alevi'nin de yaşama hakkının olduğunu, bu toplumun hakikatini ortadan kaldırmak, Ankara'da genel meclisin söz konusu olduğu Demokratik Cumhuriyeti Meclisi olmalı. Bu Demokratik Cumhuriyeti Meclisi altında Kürdistan özerk statüsü yaşam bulmalı. Ama sadece Kürdistan yetmez. İnsanlar Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de ya da istedikleri farklı inançlarını, kültürlerini, özgün özelliklerini demokratik özerk bir şekilde kendilerini yaşam bulmalıdırlar. İşte devletin, HDP'nin bu projesine alerjileri var. O projenin ülkeyi böleceği, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne kastedildiği, korkusu ve kaygısı 100 yıldır bitirilemediği, buna da alternatif bir seçenek sunmadığı için içeride düşmanlaştırma politikasına tabi kılınmaktayız. Hukuk dışı, insanlık dışı, insanlığın ahlaki vicdani sorumluluklarının kabul edemeyeceği bir zulüm, bir ötekileştirme ve işkence sistematiğiyle karşı karşıyayız. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener her seferinde çıkar, dini bütün İslam inancının sahibi olanın da, Alevi'nin de, Süryani'nin de, Ezidi'nin de yaşama hakkı vardır. O yaşama hakkını verdiklerinde güçlenen ülke olacaktır, güçlenen ülkenin insanları olacaktır. Yüz binlerce insanı FETÖ'cü, DHKP'ci, PKK'cı diye sürmenin, zulüm etmenin, kanun hükmünde kararnamelerle onları aşından, maaşından, işinden etmenin, yüz binlercesini mevcut var olan saydıkları siyasal yapıların akrabaları, dostlarıdır diye mağdur etmenin, onların banka hesaplarını bile engellemenin, ahlakla, vicdanla, İslamiyetle, insan haklarıyla izah edilir bir yanı yok. Avrupa Konseyi'nin eski Avrupa değerlerini hiçe saydığı, önemsemediği, Avrupa Parlamentosu'nun çıkara dayalı ilişkisini, uluslararası devletlerin çıkara dayalı ilişkisini önceledikleri bu süreçte kimse de Erdoğan, Bahçeli'nin topluma, toplum dinamiklerine yaptığı zulmü görmeme,
duymama, konuşmama hastalığı, alışkanlığı had safhada. Onun hesabı bile sorulamıyor.